düşmanlık, düşmana askerliktir. Şu siviller için bir gün başsağlığı dilerim. Haysiyetsizler, haysiyetsizler. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. İyi akşamlar değerli izleyenler. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Ana haber bülteninde gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımında deprem mağdurlarını hedef alan CHP'li kesimi eleştirdi. Sandıktan AK Parti çıkınca depremzedeler ilk hedef oldu. CHP'liler ağza alınmayacak küfür ve hakaretlerle depremzedeleri linç yağmuruna tuttu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu linç kampanyasına sessiz kalmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerde açık ara bir farkın ortaya çıkması CHP Genel Başkanı'nın ve yönetiminin dengesini iyice bozdu ifadesini kullandı. 14 Mayıs gecesi sonuçları bildirdikleri halde televizyon ekranlarında sahneledikleri kazandık tiyatrosunu hep birlikte takip ettik. Sandığın rengi belli oldukça yalanları ortaya çıktı. Buna rağmen ne bilerek yanlış yönlendirdikleri seçmenlerinden ne de kamuoyundan çıkıp özür dahi dilemediler. Aynı zihniyetin şimdi de oyunu alamadıkları vatandaşlarımıza yönelik bırakın siyaseti insani değerlerle bağdaşmayan saldırılarına şahit oluyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan afetzedelere yaşatılanlardan son derece rahatsız olduğunun altını çizdi. Bu çevreler deprem bölgesine gönderdikleri yardımları kesmekten, otellerdeki depremzedeleri kapı dışarı etmeye kadar her türlü vicdansızlığı sergiliyorlar. Sosyal medyada yürütülen çirkin kampanyaları saymıyorum bile. Biliyorum yakınlarını kaybeden yüreği yaralı afetzedelerimiz yaşananlardan çok rahatsız oluyor. Bu pervasızlıklardan hangi partiye oy verirse versin 85 milyonun tamamı üzüntü duyuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak net bir şekilde bir kez daha depremzede kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacağız mesajı verdi. Kimse endişelenmesin. Bu kötülük furyası karşısında hiçbir vatandaşımız umutsuzluğa kapılmasın. Milletimizin ve insanlığın ortak vicdanını yere düşürmemek bizim asli görevimizdir. Devlet, millet dayanışmasıyla inşallah yaralarımızı hep birlikte saracağız. Depremzede kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacak, yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Beklediği oyu alamayan, hedeflediği milletvekili sayısına ulaşamayan HDP'de seçim sonuçları masaya yatırıldı. Yeşil Sol Partisi ile yapılan ortak değerlendirme toplantısından Kılıçdaroğlu'na ikinci turda da destek kararı çıktı. Terörün siyasi uzantısı HDP seçim sonuçlarını masaya yatırdı. HDP bunun için bir toplantı düzenledi. Toplantıdan Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci turda da destek kararı çıktı. Sadece Yeşiller ve Sol Gelecek temsilcileri değil, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın lokomotifi HDP aynı görüşte olduğunu açıklamıştı. 14 Mayıs seçiminde Emek ve Özgürlük İttifakı %10,55 oyla 65 milletvekili çıkarmıştı. Bileşenlerin ortaya çıkan bu sonuçta tipin bazı illerde ayrı listeyle yarışa girmesi de etkili olduğu belirtiliyor. Bu sonuçlardan sonra HDP MYK ile Yeşil Sol Parti Merkez Koordinasyonu toplandı. Seçim sonuçları kapsamlı bir şekilde masaya yatırıldı. Ardından 10 maddelik ortak bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu'na destek açık açık belirtilmedi. Meclisin 3. Büyük Partisi olarak seçimlerin ilk turunda kazanmasına imkan vermediğimiz rejime, ikinci turda kaybettirme kararlılığımız sürmektedir denildi. Terör örgütü PKK'nın meclis uzantısı HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na olan desteğini aktardık. Şimdi de Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına geçelim. Kılıçdaroğlu elindeki kağıtları okuyarak yaptığı açıklamasında milliyetçi söylemler kullandı. Terör örgütleriyle masaya oturmadığını iddia etti. Sayın Genel Başkan, bütün vatandaşlarıma ilan ediyorum. Ben terör örgütleriyle masaya asla oturmadım. Ve hiçbir zamanda oturmayacağım. Nokta. Artık gizli bile olmayan ortağı HDP'yi göz göre göre yok saydı. Milliyetçi söylemlere yöneldi. Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tur seçimlerinde çıkış yolu arıyor. 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na açık ara fark attı. %50+1 oy kuralına takılan seçimler ikinci tura kaldı. Cumhurbaşkanı adayları da yeniden çalışmalarına başladı.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'taki seçimler için milliyetçi olmaya karar verdi. Tabanı olmayan Sinan Oğan'ın oylarına talip olduğu açıkça görülen Kılıçdaroğlu'nun vaatleri bu yönde oldu. Kılıçdaroğlu son açıklamasında terörle hiçbir zaman aynı masaya oturmadığını iddia etti ve bu yönde mesajlar verdi. O mesajları elindeki kağıttan okudu. Erdoğan, sen değil misin terör örgütleriyle defalarca masaya oturan, kapı arkalarında milletimizden gizli gizli pazarlıklar yapan, senin ne haddine bizim vatan sevgimizi sorgulamak, senin ne haddine bize kara çalmak? Buradan açık ve tekrar ilan ediyorum. Bütün vatandaşlarıma ilan ediyorum. Ben terör örgütleriyle masaya asla oturmadım ve hiçbir zaman da oturmayacağım. Nokta. Buradan ilan ediyorum. Ben hiçbir zaman Mehmetçiğimize kumpas kuranlarla yan yana durmadım. Asla ve asla durmayacağım. Nokta. Hain terör örgütü HDP'nin desteğine rağmen seçim hezimeti alan Kılıçdaroğlu 20 dakikalık konuşmasında PKK terör örgütüdür diyemedi. Bütün vatandaşlarıma ilan ediyorum. Ben terör örgütleriyle masaya asla oturmadım ve hiçbir zaman da oturmayacağım. Nokta. Suriyeli sığınmacılar konusunu da can simidi olarak ortaya attı. İktidar olup mültecileri evlerine göndereceğim dedi. Bu ülkeye bile bile 10 milyondan fazla mülteci getirdin. Buradan ilan ediyorum, ben iktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğim. Nokta. Depremzedelere ateş püskürmeleri yetmedi, şehitlerimizi de hedef almaya başladılar. Seçimde hezimete uğrayan CHP cephesinden bahsediyoruz. CHP'li seçmen sosyal medyada şehitlerimiz hakkında çirkin ifadeler kullanmaktan geri durmadı. Depremzedelerin ardından şehitlerimizi hedef almaya başladılar. Muhalefetin seçim hazımsızlığı gittikçe çirkin boyutlara ulaşıyor. Uzman çavuş Bayram Doğan, Şırnak'ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Mehmetçiklerden sadece biriydi. Memleketi Tokat'ta cenaze töreni düzenlendi. Seçimlerde hain terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ile ittifak kuran Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener de şehit cenazesine çelenk gönderdi. Ancak şehit yakınları acılıydı, çelenkleri kabul etmedi. Tepkiler üzerine Akşener'in gönderdiği çelenk alandan kaldırıldı. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelengi kaldırılmadı. Bunun üzerine o çelenk şehit yakınları tarafından parçalandı. Seçim hezimeti yaşayan CHP cephesi bu olayı bile malzeme konusu yaptı. Depremzedelerin ardından hedefte bu kez şehitlerimiz vardı. Kara propaganda merkezi haline gelen bir sosyal medya hesabı şehitlerimiz hakkında alçakça yorumlarda bulundu. Şehit cenazesinde CHP çelenginin parçalanması başlığı adı altında yapılan paylaşımlarda şehitlerimize ağza alınmayacak küfürler edildi. Seçim sonrası deprem mağdurlarına ağza alınmayacak küfür ve hakaret edenler bir bir tespit ediliyor. Bu kapsamda Adana'da 8, Eskişehir'de 1 kişi gözaltına alındı. Depremzede seçmeni hakaret edenlerin yaptıkları yanına kalmıyor. Provokatif paylaşım yapanlar bir bir gözaltına alınıyor. Adana'da 8, Eskişehir'de 1 kişi gözaltına alındı. Seçimi kaybedince kin kustular. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin deprem bölgesindeki illerde birinci olmasını hazmedemediler. İnsanlıktan o denli çıktılar ki depremzedelere ağza alınmayacak hakaret ve küfürlerde nefret saçtılar. Büyük tepki aldı muhalif seçmen. Güvenlik güçleri de harekete geçti. Siber devriye ekipleri sosyal medya üzerinde depremzede vatandaşları hedef alan şahısları tespit etti. Soruşturma kapsamında Adana'da 8 kişi belirlendi. Şüpheliler adreslerine düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Emniyete ifadelerine başvurulan kişiler serbest bırakıldı. Eskişehir'de de soruşturma kapsamında bir kişi takibe alındı.
Bir sosyal medya platformunda Ayşegül Didem D isimli kadının depremzede seçmene yönelik ağır hakaret, saldırı, tahrik ve provokasyon içeren video kaydını paylaştığı tespit edildi. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan kadın, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Seçimlerle birlikte yenilenen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde eğitimci vekiller dikkat çekiyor. Bu isimlerin başında AK Parti'den Ordu Milletvekili seçilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yer alıyor. 28. yasama döneminde meclise girebilmek için eğitim öğretim camiasından çok sayıda aday bulunuyordu. 251 öğretmen, 152 eğitimci ve 119 akademisyen aday listelerinde yer aldı. 14 Mayıs'ta bunlardan bir kısmı milletvekili seçildi. Yeni dönemde mecliste görev yapacak eğitimci vekillerin başında AK Parti'den Ordu Milletvekili olan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer geliyor. Eski Kocaeli Üniversitesi Rektörü AK Partili Saadettin Hülagü Kocaeli'den, Nişantaşı Eğitim Vakfı Başkanı MHP'li Levent Uysal da Mersin'den milletvekili seçildi. İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu, MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkı ve İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özdağ'la de meclise giren akademisyenler arasında yer aldı. Milletvekili Orhan Yiğin ve 53 milletvekilin devlet... Türkiye 14 Mayıs'ta Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı seçimini yaptı. Rekor düzeyde oy kullanımı vardı ancak Doğu illerinde oy kullananların sayısı oldukça az. Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı seçimine tanıklık etti. Oy kullanmada rekora koşulurken en az oy kullanılan yer Doğu bölgesi oldu. 14 Mayıs'ta tüm Türkiye sandıktaydı. Katılım her zamanki seçimlerden çok çok yüksekti. 14 Mayıs seçimlerinde yurt içinde 53.993.714 seçmen oy kullandı. 4.904.672 seçmen ilk kez sandığa gitti. Cezaevinde tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen sayısı ise 53.172 olarak belirlendi. Yurt dışında da seçime katılım oldukça fazlaydı. 1.416.000 seçmen yurt dışı temsilciliklerinde sandığa gitti. Gümrük kapılarında ise 125.479 seçmen oy kullandı. Yurt dışı ve gümrüklerde toplamda 1.817.010 seçmen oy kullandı. Bu sayı yurt dışında bulunan tüm seçmen sayısının %53,18'ine denk olurken, daha önce yurt dışı temsilciliklerde oy kullanılan 5 seçimi geride bıraktı. Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre İstanbul'da 11.367.598 kayıtlı seçmenden 10.291.299 kişi oy kullandı. Bu oylardan 140.593'ü geçersiz sayıldı. Ankara'da ili temsil edecek 36 milletvekilini seçmek için 11.701.055 seçmen sandığa gitti. Kullanılan 10.624.263'ün 10.409.023'ü geçerli sayıldı. İzmir'de de 3.544.730 seçmen oy kullandı. Kullanılan 3.209.196 oyun 3.138.473'ü geçerli sayıldı. Yurt genelinde en az oy kullanılan illerse Doğu Anadolu bölgesindeki illerden oluştu. İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylar ve kurmayları yeniden sahada. Bu süreçte çalışmaları kamuoyuna taşıyan basın mensupları da oldukça yoruluyor. AK Parti Erzurum İl Başkanlığı bu nedenle Erzurum basınına teşekkür kahvaltısı düzenledi. 28. dönem milletvekilleri de programa katıldı. Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gitti. Siyasiler seçim sürecinde adeta karınca gibi çalıştı. Gidilmedik mahalle, dolaşmadık sokak bırakılmadı. AK Parti Erzurum milletvekili adayları da süreci iyi değerlendirdi. Çalışmalar sonuç verdi. Erzurumlular AK Parti'den 4 vekili meclise gönderdi. 14 Mayıs seçimlerinde MHP'de 1 vekil çıkardı.
Böylece Cumhur İttifakı'ndan 5 vekil Erzurum'u temsil etmek için meclise girdi. AK Parti Erzurum 28. dönem milletvekilleri bu süreçte onları yalnız bırakmayan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Teşekkür kahvaltısı düzenlendi. Kahvaltı programının ardından vekiller teker teker söz aldı. Programın açılış konuşmasını AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu yaptı. Küçükoğlu 28 Mayıs'a yönelik çalışmaların aralıksız olarak devam edeceğini vurguladı. Bu 9 günlük süre içerisinde de çalışmalarımızı hiç ara vermeden devam ettireceğiz. İnanıyoruz ki inşallah 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerini inşallah çok yüksek bir oranda seçilerek Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olarak da görevine devam edeceğine inancımız tamdır. Tüm teşkilatlarımız çalışmalarına devam etmektedir. Çalışmalarımızı bu şekilde 28 Mayıs'a kadar devam ettirip seçmenimize hem teşekkür edeceğiz hem de büyük oranda sandığa katılması için davet edeceğiz. Ardından eski Sağlık Bakanı 27. dönem AK Parti Erzurum Milletvekili Profesör Doktor Recep Akdağ söz aldı. Akdağ'ın gündeminde 14 Mayıs seçimleri vardı. Demokratik şölen yaşandı dedi. Eleştiri oklarını Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevirdi. Mükemmel bir seçim dönemi yaşadık. Huzur içerisinde %85'in üstünde katılımla bir demokratik şölen yaşadık adeta. Bu şölen siyaseti bir takım anket oyunlarıyla ya da algı oyunlarıyla dizayn etmeye çalışan siyaset mühendislerinin yüzünü kızarttı. Sayın Kılıçdaroğlu iyice tırnak içinde söylüyorum, güya milliyetçiliğinin dozunu artırma çabası içerisinde, yarın dindarlığının dozunu da artırma çabası içerisinde olacak. Bunun bir takiye olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Türk milletini iyi tanıyorlar. Türk milletinin milli değerler ve manevi değerlere yaslanmadan, onlara kıymet vermeden Türk milletinin desteğini alamayacaklarını çok iyi biliyorlar. Onun için bu takiyeyi de yapmak zorundalar. Yani bir taraftan Kandil'in desteğini, bir taraftan FETÖ'nün desteğini alan bir cumhurbaşkanının milli olmasından hiç kimse bahsedemez yani. AK Parti Erzurum 28. dönem milletvekili Selami Altınok'ta 28 Mayıs vurgusu yaptı. Daha iyi bir noktada Cumhurbaşkanlığı seçimini tamamlayacağımızı düşünüyorum. 28 Mayıs'taki seçim sonuçlarının 14 Mayıs'taki seçim sonuçlarına göre daha yüksek oranda Erzurum'dan oy beklentimiz var. Ve onu da olacağını da inancım. Erzurum'a yapabilecek ne varsa, Erzurumlu'ya yapılabilecek ne kadar hayır ve Erzurum'un hayırlı olan ne iş varsa 24 saat gece gündüz mefhumu gözetmeksizin, öf demeksizin ve Erzurum'un bize vermiş olduğu oyları helal ettirebilme adına, bizden mahcup olmamaları, Erzurum'un başını öne eğdirmeme adına 24 saatimizi vererek bütün gayretimizle bu memlekette bu Necip Erzurumlu hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. AK Parti Erzurum 28. dönem milletvekili Mehmet Emin Öz'e yaptığı konuşmada Erzurum basınına teşekkür etti. Size teşekkür ediyorum. Hakikaten bu seçimin sükunet içerisinde geçmesinde basın mensuplarımızın önemli rolü oldu. Biliyorsunuz Türkiye'de basın zaman zaman halkı inanılmaz şekilde manipüle edip yanıltıyor. Bu Erzurum'da yaşanmadı. O nedenle size ayrıca teşekkür ediyorum. Vekil Abdurrahim Fırat da ikinci tur Cumhurbaşkanı seçiminin önemine dikkat çekti. Çok açık ara öndeyiz. Ancak bu asla bizi rehavete kaptırmamalı. Ve bu seçimde katılımın çok yüksek tutularak Cumhurbaşkanımızın rekor bir oyla seçilmesine yönelik çabalarımızı, katkılarımızı daha da noktalara taşıyacağız. Hem dünya ve dünya liderlerine çok ciddi bir mesaj olacaktır. Ve yine de demokrasiyle yönetilmeyen ülkelerde 21 yıl iktidarda kalan bir cumhurbaşkanının demokratik yollarla da iktidarda kalacağına yönelik dünya toplumuna özellikle demokrasinin daha zayıf olduğu ülkelere ciddi bir mesaj taşıyacağına inanıyorum. Meclise girmeyi kıl payı kaçıran Ayşe Deniz Çelikli Muhammed Gökberk Kocaaliler'de Erzurum halkına teşekkürlerini iletti. Ben de Erzurum halkına teşekkür etmek istiyorum.
vermiş oldukları desteklerden dolayı, İstanbul'a gittiklerinden dolayı ve aynı şevki ve azmi Cumhurbaşkanlığı'nda da göstereceğine inanıyorum. Bu sebeple tüm teşekkür ederim. Siz değerli Erzurum'a ve Erzurum halkına iletiyorum. Önemli olan büyüklerimizden öğrendiğimiz şuydu: listelere girmek, siyasi platformlarda var olmak çok zor meseleler değil. Ama önemli olan gönüllerde, kalplere dokunabilmek ve orada yer edinebilmekti. Biz de bu süreçte elimizden geldiğince siyasete yeni başlayanlar olarak vatandaşımızın, milletimizin, Erzurumluların gönlünde var olma, orada yer tutabilme ve dualarında yer alabilme gayretiyle çalıştık, çabaladık. Kimseyi kırdıysak özür diliyoruz. Hakkınızı helal edin. Konuşmaların ardından gazetecilerin soruları yanıtlandı. Ardından program sona erdi. Erzurum'daki özel öğrenciler, engelliler haftası kapsamında bir program hazırlandı. Renkli görüntüler kayda geçti. AFAD gönüllüsü oldular. Sağlık durumunun gayet iyi olduğunu görüyor. Depremzede yakın olduğunu düşündüğümüz bir kişiyle buluşturuldu. Yine canlı görüntülerle karşınızda olacağız. Seslendirdikleri şarkılarla kulakların pasını sildiler. Hareketli danslarla ortamı şenlendirdiler. Erzurum'daki özel eğitim okulları Engelliler Haftası programı hazırladı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ndeki programın kahramanları özel çocuklardı. Programda yok yoktu. Bir bölümde tarihi piyeslerle zamanda yolculuğa çıkardılar. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Bir başka bölümde Erzurum şiirlerini seslendirdiler. Öz canımdan çok sevdiğim Erzurum, çaresiz dişimi sıktım, gidirem. Gafillerden darbeydi gururum, kaderine boyun büktüm, gidirem. Programın en duygusal sahnesi ise kız çocukları ve babalarının gösterisiydi. Erzurum'un Olta ilçesindeki Nene Hatun Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri yıl boyunca yaptıkları çalışmaları okul bahçesinde sergilemeye başladı. Erzurum'da lise öğrencileri yıl sonu sergilerini depremzedeler için hazırladı. Sergiden elde edilecek gelir depremzedelere bağışlanacak. Oltu Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri hazırladı sergiyi. Bütün öğrenciler kendi alanına göre becerilerini koydu ortaya.
Yıl boyunca yapılan çalışmalar okul bahçesinde sergilenmeye başladı. Yiyecek içecek bölümü öğrencileri de hünerlerini sergileyip pasta ve böreklerle katkı sağladı. Aynen, serginin açılışını Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal yaptı. Açılışa öğrenci ve veliler katıldı. Açılışın ardından Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal ve davetliler sergiyi gezdi. Sergide satış yapılarak elde edilen gelir depremin yıktığı Malatya'daki bir kardeş okula gönderilecek. Sergimiz halka açık olacak. Buradan elde edeceğimiz gelirin bir kısmını da depremden etkilenen Malatya'daki bir tane okulumuz, onlarla bir kardeş okul olduk. Bir kısmını da, gelirlerimizin bir kısmını da okulumuza göndereceğiz. Bu emniyet okulumuz. Erzurum'un Uzundere ilçesi kelebeklerin göç yolu oldu. Diken türü kelebekler günlerdir Uzundere'lilere görsel şölen sunuyor. Uzundere bu yıl daha önce hiç yaşanmayan bir olaya tanıklık ediyor. İlçede yoğun bir kelebek göçü var. 56 yaşındayım. Hayatımda ilk defa bu kadar bir kelebek daha gördüm. Köyde aynı, burada aynı. Müthiş bir kelebek akımı var. Kelebekler göçe başladı. Diken türünden olan bu kelebekler uzun bir göç yolculuğu yapıyor. Türkiye'nin hemen her yerinden geçiyor yolları. Erzurum'un Uzundere ilçesi de uğrak noktalarından biri oldu. İlçede yaşayanlar 3 gündür aralıksız bir kelebek göçüne şahit oluyor. Bu yaşıma kadar ben bu mevsimde kelebek görmedim. Sabahtan beri tek bir yol düzergahında gidiyorlar. Hiç bitmedi. Uzundere birçok nadir kuş ve kelebek türünün göç yolu aslında. Ancak ilk defa bu sene bu kadar yoğun bir kelebek göçü yaşanıyor. Buradan niye gittiklerini de bilmiyoruz. İlk kez böyle bir şey gördük ama görüntüsü gerçekten çok güzel. Bilim insanları bu yoğun kelebek göçünün nedenini kış mevsiminin daha hafif ve az yağışlı geçmiş olmasına bağlıyor. Diken kelebeği tüm dünyada yaygın olarak görülebilen bir kelebek türü. Baharın ve göç mevsiminin habercisi olan diken kelebekleri, Kuzey Yarımküre'de her sene Afrika'dan Avrupa'ya uzanan uzun bir göç yolculuğuna çıkıyor. Göç sırasında bir kelebek yaklaşık 4000 kilometre yol kat edebiliyor. Yağışlı ve sert rüzgarlı havalarda bile göçe devam edebilen diken kelebekleri göç yolculuklarını 6 nesilde tamamlıyor. Göç rotaları boyunca yumurtlamaya devam eden diken kelebeklerinin yavruları göçe kaldığı yerden devam ediyor. Kadir Şeker davasında bir gelişme yaşandı. Konya'da Özgür Duran'ı bıçaklayarak ölümüne sebep olan Kadir Şeker'in 10 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Kadir Şeker'in 10 yıl 10 aylık hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de evinin yakınındaki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı. Bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşan Kadir Şeker'le Duran arasında boğuşma yaşanmış, aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Duran hastanede hayatını kaybetmişti. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılandı Şeker. Önce kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verildi. Ceza haksız tahrik nedeniyle 15 yıla, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürüldü. 5 Temmuz'da yeniden yargılanan Kadir Şeker'in haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 10 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ve avukatlarının itirazları üzerine tahliye kararı verilen Şeker cezaevinden çıktı. Kadir Şeker'in tahliye edilmesine Duran ailesinin avukatlarından Duygu Delibaş itirazda bulundu. İtiraz dilekçeleri 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Ardından her iki tarafın avukatları Yargıtay'a başvurdu. Müşteki avukatları Kadir Şeker'in cezasını az buldu ve yeniden tutuklanmasını talep etti. Şeker'in avukatları da verilen cezanın fazla olduğunu savundu. Dosya Yargıtay'a gönderilerek yeniden incelendi ve Kadir Şeker hakkında nihai karar çıktı. Yargıtay, kadını kurtarmak isterken Özgür Duran'ı öldüren Kadir Şeker'in 10 yıl 10 aylık hapis cezasını onadı. Müzik.
YÖK, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için masaya oturdu. Toplantının ardından üniversitelerde dönem sonu sınavlarının 1 Haziran'dan sonra yapılması kararlaştırıldı. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. YSK'nın takvimine göre seçimlerde ikinci tur 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Üniversite öğrencilerinin final takvimleri de peş peşe açıklanırken YÖK bir karar aldı. Karara göre sınavlar 1 Haziran'dan sonra yapılacak. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından üniversiteler online eğitime geçti. Vize sınavları da online gerçekleştirildi. Nisan ayında yeniden değerlendirme yapılmasının ardından bazı üniversiteler finalleri yüz yüze yapma kararı aldı. Seçimin ikinci tura kalmasıyla sınavların ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. Açıklama Yükseköğretim Yürütme Kurulu'ndan geldi. Kurul, üniversitelerde bahar dönemi sınavlarının 1 Haziran'dan sonra yapılmasına karar verdi. Öte yandan YÖK, Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere pek çok ildeki üniversitelerin yüz yüze eğitim verilen programlarının sınavlarının yüz yüze, çevrim içi eğitim verilen programların sınavlarının çevrim içi yapılmasına yönelik kararını destekledi. Merkez Bankası kredi kartıyla yapılan nakit çekim ve kuyum harcamalarının kredi türünü %30 oranında menkul kıymet kapsamını aldı. Bunun üzerine hemen hemen bütün bankalar nakit avans ödemelerini kapattı. Merkez Bankası nakit frenine bastı. Kredi kartıyla yapılan nakit çekim ve kuyum harcamaları kredi türü %30 oranında menkul kıymet kapsamına alındı. Bunun üzerine birçok banka kredi kartlarından nakit avansları kapattı, bazı bankalar da sınırlamaya gitti. Son dönemde kredi kartlarından nakit avans kullanımı arttı. Bu nedenle Merkez Bankası yeni bir adım attı. Kredi kartı belirli bir limitin üzerinde olan kullanıcılar için kredi kartı vasıtasıyla yapılan nakit çekim ve kuyum harcamalarının kredi türünün %30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olması kararlaştırıldı. Yani yüksek limitli kredi kartlarında nakit avans ve kuyum harcamaları menkul kıymet kapsamına alındı. Bu hamlenin ardından bankalar nakit avanslarda düzenleme yaptı. Bazı bankalar nakit avansı tamamen kapattı, bazıları ise düşük miktarda sabit tuttu. Bankacılık kaynakları, tüketiciler bu nakit avansla ihtiyacını karşılıyordu. Kredi kartından nakit avans çekiyordu. Menkul kıymet zorunluluğuyla birlikte çoğu banka, pazartesi gününden itibaren kredi kartından nakit avansı kapattı, dedi. Bu durum banka müşterilerinin tepkisine neden oldu. Herkes bir anda neye uğradığını şaşırdı. Bankalardansa henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi. Japonya yarın G7 zirvesine ev sahipliği yapacak. Zirve öncesinde kentte 24 bin polis görevlendirildi. Dünya liderleri Japonya'da. G7 zirvesi yarın başlıyor. Ülkede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. Masada Rusya-Ukrayna savaşı ve dünya gündemi konuşulacak. G7 Liderler Zirvesi'ne bu yıl Japonya ev sahipliği yapıyor. Hiroşima kentindeki zirve yarın başlayacak. Zirve öncesinde güvenlik önlemleri Hiroşima'da üst düzeye çıkarıldı. Japonya Polis Teşkilatı, Hiroşima'da zirvenin güvenliğini sağlamak için 3000 polisin yanı sıra çevre eyaletlerden gelen 21.000 personelin görevlendirildiğini açıkladı. Liderlerin güvenliğini sağlamak için zirvenin gerçekleştirileceği otel ve çevresindeki birçok yol geçici olarak trafiğe kapatıldı. Ayrıca tren istasyonlarındaki kilitli dolaplar da terör saldırısı riski nedeniyle geçici olarak kullanım dışı bırakıldı. Zirve süresince sivil araç trafiğini yarıya indirmeyi hedefleyen Hiroşima Valiliği, halka özel araçlarıyla seyahat etmekten kaçınma uyarısında bulundu. Otel güzergahında bulunan yaklaşık 140 okul, ulaşım kısıtlamalarının öğrenciler ve öğretmenlerin ulaşımını olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle geçici olarak kapatıldı. Bazı fabrikalar da hizmetlerini askıya aldı. Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek G7 zirvesinin katılımcılarından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni bugün Japonya'ya geldi. Fransa Başbakanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de yarın zirveye katılması bekleniyor.
Zirvede Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişimi başta olmak üzere uluslararası gündemin masaya yatırılması bekleniyor. Kolombiya'dan bir haber var. Şimdi sırada bir mucize haberi. Ülkede iki hafta önce düşen bir uçağın enkazına dün ulaşıldı. Enkazda 4 çocuk sağ olarak bulundu. Üstelik çocuklardan biri henüz 11 aylık. Kolombiya'da iki hafta önce düşen uçaktaki biri 11 aylık 4 çocuk sağ bulundu. Kolombiya'da 7 kişiyi taşıyan küçük uçak 1 Mayıs'ta kalkışından kısa bir süre sonra düştü. Düşen uçağı bulmak için Apaporis Nehri yakınlarındaki ormanlık alanda yoğun çalışma başlatıldı. İki hafta boyunca devam etti arama çalışmaları. Uçağın enkazı 17 gün sonra ülkenin güneyindeki ormanlarda bulundu. Umutlar tükenmişken bir mucize yaşandı. O uçaktan 4 çocuk sağ çıktı. Üstelik çocuklardan biri henüz 11 aylıktı. Çocukların 17 gün boyunca ne şekilde hayatta kaldığına dair detay paylaşılmadı. Kolombiya basını çocukların en büyüğünün küçük çocukları hayatta tutabilmek için ormanda geçici bir sığınak kurduğu bilgisini geçti. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Askerlerimizin çetin aramaları sonucu düşen uçaktaki 4 çocuğu sağ olarak bulduk. Ülke için büyük bir sevinç" ifadesini kullandı. "275 metrelik gövdesiyle Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli Barajı'nda su yüksekliği 137 metreyi buldu. Yani dev yapının elektrik üretmesine son 30 metre kaldı. Yaklaşık 500 milyon metreküpü aşkın su depolanan baraj 11 gün sonra tam kapasiteyle devrede olacak." Türkiye'nin en yüksek, dünyanınsa en yüksek 5. barajında nihai sonuca çok kısa süre kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 22 Kasım'da açılan baraj o tarihten bu yana su depoluyor. Bu zamana kadar depolanan su miktarı 500 milyon metreküpün üzerine çıktı. Barajın su yüksekliğinde ise son aşamaya gelindi. Yani dev yapıda elektrik üretimine kısa süre içinde geçilecek. Yükselen suyla birlikte yeri 7 kez değiştirilen Yusufeli ilçesi de suyun altına gömüldü. Yusufeli Barajı 2 milyar 130 milyon metreküp su toplama hacmine sahip. Barajda su seviyesi 167 metreye ulaştığında enerji üretimi başlayacak. Depolanan suyun potansiyel enerjisi yıllık ortalama 1 milyar 900 milyon kilowatt saatlik elektrik enerjisine dönüştürülecek. Baraj 29 Mayıs 2023'te hizmete başlayacak. Baraj Çoru Havzası'ndaki diğer barajlardaki elektrik üretimini de artıracak. Rize'nin Çayeli ilçesinde kış uykusundan uyanan ayılara karşı ilginç bir önlem alındı. Bir aracı yaklaşık 20 yıl önce dedesinden kalma ayı savarı tamir ettirerek tekrar kullanmaya başladı. Kış uykusuna yatan ayılar uyandı. Yiyecek bulamayan ayılar yerleşim yerlerine dadandı. Rize'de ayılardan korunmak isteyen köylüler ilginç bir önlem aldı. 20 yıllık ayı savar tekrar yerini aldı. Burası Çayeli ilçesine bağlı Derecik Köyü. Bu köy kış uykusundan kalkan ayıların uğrak noktası haline geldi. Yerleşim yerleri ve kovanları zarar gören köylüler önlem almak için harekete geçti. Köy sakini Muhammed Çelik'in aklına parlak bir fikir geldi. Yaklaşık 20 yıl önce yapılan dedesinden kalma ayı savarı yeniden işleve geçirdi. Yaz geldiği için arlanıp yanında pek duramadığımız için, bu senede aşırı derecede ayı var. Biz de ayıları vuramadığımız için dedik bir önlem alalım. Ne yaptıysak olmadı. Gördüğümüz gibi bu şekil kalıyor petekler. Yarına ne çıkacağı belli değil. Sonra aklıma geldi. Çok ufakken dedim, dedemin böyle bir şey var dedim. Bunu bir yaptıralım. Bakalım olacak mı olmayacak mı diye. Bu da bir etki yarattı ayıya. Bazen uyanık oluyor. Geliyor ama bu aletten sonra artık daha ayılar gelmiyor. Rahat ediyoruz artık. Ayıları kovanlardan ve köyden uzaklaştırmak için alınan bu önlem işe yaradı. Ancak mahalle sakinleri patlama sesine bir türlü alışamadı. Ya bu şimdi bizim mahalle ayı dedenmiş, tamam mı? Bizim uşaktan kovanlarını parça etti. Ya şimdi ayılar Ankara'ya adam var değil diye bizim uşakta ayılara bir şey diyemiyor. Baktım cesur açıyorum bir ses sikti ceze. Hayır korktuk. Çoluk çocuk yataktan atladı. Sonra sağ sol aradık bu nedir diye. Meğersem arıların yanına bir tane... bomba atarcı bir şey koymuşlar böyle tuptan sadeşi.
böyle patlayıp bom diye ses çıkarıyor. Aileler kaçırıyor. Yok, daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Yani bağda ilk defa denk geldi bu yaşıma kadar. Ama iyi bir şeydi çünkü yaklaşık bir haftada hiç ayı gördükleri yok buralar. Ağrı'dan bir haber var sırada. Mayıs ayında dağcılar -35 derecede olan Ağrı Dağı zirvesine tırmandı. Ağrı Dağı'nın eteklerinde bahar yaşanırken zirvesinde ise sıcaklık -35 derece. Dağcılarsa bu zorlu koşullarda Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmandı. Ağrı Dağı terörden arındırıldıktan sonra tırmanışa ve farklı etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Ağrı Dağı bu defa ise yabancı turistlerden oluşan bir grubu ağırladı. Dağcılar ilk gün 3200'e tırmandı. Burada konakladıktan sonra 4200'e çıkıp mola verdiler. Gece yeniden tırmanışa geçen dağcılar 6 saatlik bir tırmanıştan sonra zirvede -35 derece ile karşılaştı. Dağcılar sorunsuz bir şekilde zirve tırmanışını tamamladı. Bu haberle ana haber bültenini noktalıyoruz. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle iyi akşamlar diliyoruz.